Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX'e. Bütün detaylar aşağıda. Tekrar tekrar söylüyorum, bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilirsiniz. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla birlikteyim arkadaşlar. Bugün size söz vermiş olduğum marketteki yeni bug glitch ya da EA'in gavatlığım artık ne derseniz o konu hakkında konuşacağız. Bu taktik sayesinde arkadaşlar marketten çok ucuz oyuncular alıp coinlerinizi katlayabilirsiniz. Özellikle yapacağınız zamanları videonun başında söyleyeyim ve videoyu sonradan izleyen arkadaşlar da lütfen video izledikleri tarihe bakıp ona göre yorum yapsınlar. Hani video 5 ay sonra izleyip ya yok çalışmıyor falan deyip lütfen küfür etmeyin. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu şekilde FIFA biliyorsunuz şu anda markette kaç tane item var? 7 milyon tane mağaza, 7 milyon tane markette satışa sunulan oyuncu, işte kondisyon, malzeme falan karışık kartlar var. Bu 7 milyonun zaten çok büyük bir çoğunluğu oyuncu. Buna baktığınız zaman ve markete girdiğiniz zaman zaten bunu net bir şekilde söyleyebilirsiniz ki yani ben 7 milyon oyuncu görmüyorum diyebilirsiniz. Özellikle bunu Black Friday'de yaşadık. Yani 100 bin, 125 bin tane 125 kaldık paket arkadaşlar. İçinde 30 tane oyuncu var. Ya bunların hepsini insanlar markete koyduğu zaman markette inanılmaz fazla oyuncu olması gerekiyorken markette biz bunun etkisini göremedik. İşte bunun etkisini göremememizin sebebi şu anda benim size videoda anlatacağım olay. Bu olay sayesinde büyük promotionlar yani bu ne olabilir? Team of the Year olabilir, gelecek FUTMES olabilir. Onun arasında mesela bir sonraki gelecek olan Lunar New Year dediğimiz yani Çinlilerin yeni yılı Şubat'ta biliyorsunuz Şubat'ın 5'inde. O zaman gelecek bir etkinlik olabilir. Yani bu tarz fazla paketin açıldığı, markete fazla supply yani fazla oyuncu koyulduğu zamanlarda daha detaylı yapabileceğiniz bir taktik. Aynı zamanda sadece oyuncu değil, bunu kondisyon kartlarıyla falan da Perşembe günü Weekend League ve Rivals ödülleri geldiği zaman da arkadaşlar yapabilirsiniz. Şimdi sizlere olayı anlatıyorum. Markete girdiğiniz zaman arkadaşlar bunu daha rahat anlayabilmeniz için ikonlar üzerinden gösterelim. İkonların biliyorsunuz ki yani hani bu aslında EA'in şerefsizliği arkadaşlar, yine tekrardan söylüyorum. Nerede abi ikon? Bu tamamen hani EA'in şerefsizliği, dediğim gibi her seferinde böyle bir şey yakalamaktan ben çok sıkıldım. Oğlum nerede ikonlar lan? Evet arkadaşlar, bu aslında yine EA'in dediğim gibi şerefsizliği. Hani yapacak hiçbir şey yok. Adamlar hani bunu yapıyor. Hani para kazanmalarına rağmen, affedersiniz, bok gibi para kazanmalarına rağmen hem de bunu hala yapmaları çok enteresan. Şimdi bunu ikonlar üzerinden sizlere göstereceğim. Minimum hemen al ve maksimum hemen alı bu şekilde yaptım. Dediğim gibi bu sınırların herhangi bir takviye edeceği bir şey yok. Ben sadece size olayı göstermek için yapıyorum arkadaşlar. Baktığınız zaman bu 900 bin ile 1 milyon arasında giden ikonların sayısı 11 sayfa var arkadaşlar. Son sayfada da görmüş olduğunuz gibi 7 tane oyuncu var. Yani 11 sayfa ve 7 tane oyuncu var. Şimdi aslında burada yaklaşık 16-17 sayfalık oyuncu var ama EA size bunun sadece 11 sayfasını gösteriyor. Neden böyle bir şey yapıyor? Eğer size bütün oyuncuları gösterse çoğu insanın kartı çok fazla ucuza gidecek. Çünkü çoğu insan mesela siz, mesela ben bu Henry'yi görüyorum ya şu anda. Belki siz bu Henry'yi görmüyorsunuz. Anladınız mı? Yani her insan marketin bir kısmını görüyor. Neredeyse yarı yarıya olan bir kısmını görüyor. Ve market hani böyle aslında yarım bölünmüş gibi düşünün. Bir kısım buraya görürken bir kısım buraya görüyor. Hani bu iki değer arasında o yüzden bazen farklılıklar olabiliyor. Hani siz diyorsunuz ya ben mesela Pogba'yı 50K'ya snipe'ladım mesela. Belki o Pogba'yı 50K'ya snipe'la oyunun belki sadece %20'si markette görebiliyor ve siz snipe'lıyorsunuz. EA Sports'un arkadaşlar böyle bir politikası var. Sizlere her kartı göstermiyor. Marketinin değerini düşürmüyor. Çünkü eğer her kartı markette biz görsek inanılmaz ucuza oyuncu alabilirsiniz bid vererek falan. Bunu engellemek için eSports'un yaptığı bir politika. Şimdi burada 7 tane oyuncu var görmüş olduğunuz gibi. Şu anda yapmış olduğum şeyleri sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Fiyat karşılaştır tuşu var. PlayStation'da kare tuşu, Xbox'ta X tuşu oluyor galiba kare. Yani şu buradaki tuşa denk gelen fiyat karşılaştır arkadaşlar. Fiyat karşılaştır tuşuna basıyorsunuz. Bastıktan oyuncu çıkar çıkmaz arkadaşlar iki kere geriye geliyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman siz şu anda oyunun bug'ını kırmış oluyorsunuz. Bir daha üçgene basmış olduğunuz zaman arkadaşlar bakın şu anda kaç tane oyuncu göreceğiz. Hemen gidiyoruz. Az önce 11 sayfa ve son sayfa 11. sayfada da 7 tane kart vardı. Bakın şimdi kaç oluyor arkadaşlar? 12, 13, 14, 15. Bakın 15 sayfa ve son sayfada da 11 tane oyuncu ve bakın ki yine bak bizim az önce baktığımız Henry burada. Yani aslında sonuna doğru değil de
Mesela 11 sayfa vardı mesela 7. sayfa ile 11. sayfa arasını oyun sizden gizliyor. Ve siz bu yöntemle arkadaşlar burada dediğim gibi 5 sayfa daha fazla oyun demek 55 tane fazla ikon demek arkadaşlar. 55 tane fazla ikonu görebiliyorsunuz. Ve bu sadece ikonlarla değil her şeyle çalışıyor arkadaşlar. Bir oyuncu alacağınız zaman özellikle büyük kart alacağınız zaman bu şekilde yapın. Footbin'deki değerler sizin için kıstas olmasın. Çünkü Footbin'de marketin %50'lik kısmı üzerinden sizlere bir değer döndürüyor. O yüzden Footbin'de yazan rakam illa son rakam değil. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ve her zaman bu taktiği yaparak arkadaşlar bakın. Bu her oyuncuda dediğim gibi olmayan neden olmuyor. Bunu iyi şundan yapıyor arkadaşlar. Markette fazla olan şeyi size az göstermek için yapıyor. Mesela ilk hafta informlarını Eden Hazard'la yapsanız olmaz. Çünkü Eden Hazard'dan zaten az oyuncu olduğu için onların hepsini size gösteriyor. Ama markette fazla olan şeyi sizlere ucuza vermemek için, sizlerin ucuza alamamanız için böyle bir kısıtlamaya gidiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu taktiği uygulayarak arkadaşlar yapabilirsiniz. Mesela R9 Ronaldo şu anda ne kadar var bir bakalım. Belki Ronaldo da hani az olduğu için çalışmayabilir. 3 tane var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şöyle çıkalım. Mesela bir daha basalım. Görmüş olduğunuz gibi yine 3 tane var. Çünkü bu kartlar zaten markette çok az var. Ama markette az olmasa asla olmamayacağı anlamına gelmiyor. Reddit'te zaten çoğunuz belki görmüştür takip ediyorsunuz. Mesela adam 6 tane Ronaldo var aslında markette. Bunu yaptığı zaman 8 tane Ronaldo'ya çıkıyor. Yani 2 tane Ronaldo'yu adamdan kırpmış oluyor. Bunu özellikle özel etkinliklerde büyük reytingde oyuncularda yapabilirsiniz. Ben geçen sene fotoğraflarını paylaşmıştım işte. Footmas zamanı Hamşik'i 6-7K'ya almıştım. Hatta Facebook grubunda fotoğrafları var. Hani bunu alabiliyorsunuz. Hani bazen diyorsunuz ya bid verdim kimse üstüne bid vermedi. Niye vermedi? Çünkü oyuncu sadece ya sen görüyordun ya da oyunun çok ufak bir kısmı görüyordu. Ama belki görebildiği insanlar da o anda ona bakmıyordu. Ve sen o açıkla onu almış oluyordun. Dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar marketten ucuza oyuncu alabilirsiniz. Ve en son şeyi söylüyorum şimdi arkadaşlar bu taktiği verdikten sonra artık oyuncularınızı kesinlikle böyle alın. SBC'leri de mutlaka böyle yapın. İkinci olarak da Twitch.tv internet sitesinde, yayın sitesinde benim adımı vererek Oğuz Erdans'a şöyle dedi, Oğuz Erdans'a böyle dedi, şu sana şöyle dedi, bilmem ne etti gibi saçma salak insanlara küfür eden bir tane dangalak varmış. Instagram adresinden bana da küfür etti, ona buna küfür etti ve bunu yapan insanları ben şimdiden buradan söylüyorum. Ben bir iki kişinin yayında yapılıyor diye bu zamana kadar fazla tepki göstermemiştim hani defolup gidersiniz diye. Ama madem gitmediniz bundan sonra Twitch.tv adresinde benim adımla birinize küfür ederlerse veya benim adımı verip bir şey yapmaya çalışırlarsa onun screenshot'ını alıp oguz.erdogan@hotmail.com adresine screenshot'ını gönderdiğiniz zaman kendilerini mahkemeye vereceğim. Bir insanın ismini kullanarak bu kadar küfür etmek yani benim üzerime hate çekmeye çalışmak böyle bir rezaleti kimsenin yapmasına arkadaşlar izin veremem. Dolayısıyla eğer size birisi benim adımla küfür ediyorsa veya sizlerden bir şey talep ediyorsa sakın ama sakın bunu yapmayın. Öyle bir durumda screenshot'ını alın ve kendilerini mahkemeye vereceğiz. Artık eğlencelerini mahkeme karşısında, hakimin karşısında yapabilirler. Bu konuya da açıklık getirdikten sonra arkadaşlar bütün coinlerimizi de yatırıma gömdükten sonra bugünkü videoyu da noktalıyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hepinize markette iyi gezinmeler diliyorum arkadaşlar. Daha fazla food transfer marketiyle ilgili video istiyorsanız arkadaşlar yayınımızı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yeniseniz de abone olmayı unutmayın. Şu anda Türkiye'de en fazla transfer profite sahip galiba ben varım diye tahmin ediyorum ama sadece trade ile hiç point yatırmadan 27.4 milyon coins. Görmüş olduğunuz gibi 0 point ile ve insanlar şey diyor ki 10 milyonluk takımı al sat yapıp 30 milyon kasarsın diyor. Transfer profite hesaplama oyuncuyu ne kadar sattığınızdan değil aldığınızda sattığınız fark arasından hesaplanıyor. Dolayısıyla böyle kara cahil yorumları da lütfen YouTube'da görmek istemiyorum. Kendinize iyi bakın, abone olun, bildirimleri açın.